maça damgasını vurması muhtemel iki oyuncu. Grözer belki Demir'le birlikte toplamda en çok sayı kaydeden oyuncu değildi Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde. Ama her ikisi de set başına en çok sayı üreten oyuncular konumundalar. Demir birinci, Grözer ikinci sırada. Dün oynanan yarı final karşılaşmalarında da Grözer 26 sayı üretmişti. Demir Abdelaziz 20 sayı almıştı. Yine ikisi arasında bir düello niteliğinde olması muhtemel karşılaşma bizleri bekliyor. Bir tarafta Glenn Hawk uzun yıllardır Arkaspor'un başında, diğer yanda Slobodan Kovac. Son şampiyonlukları onun yönetiminde elde etmişti Halkbank. Aksa Sigorta Kupa Voley'in son şampiyonu Halkbank. Ondan bir önceki şampiyon Arkaspor. Bir kez daha kozlarını paylaşacaklar. Final mücadelesinde müsabaka biraz sonra başlayacak. Ekranlarınızın solunda Arkaspor, sağında Halkbank takımı Nikolay Kartev'in servisiyle mücadele başlıyor. Erdal Akıncı yönetiyor karşılaşmayı. Yasin Okumuş yardımcısı. Arkaspor, Ulaş, Efe, Gazi Metin, Grözer, Burutay ve Kartev altısıyla oyun alanında. Halkbank'ın altısı ise Ma, Enkapet, Mert, Nimir, Mirza ve Yunus Emre Tayaz şeklinde. Mücadele başladı. Enkapet'in üzerine kullanıldı servis. Mirza Lagunci'ye ilk sayıyı alıyor. Kartev'in servisi iyi karşılandı. Köşeden etkili ucum Mirza'nın sayısıyla 1-0 Halkbank önde. Mert Matic. Tay karşıladı. Efe Mandıracı tamamladı. 1-1. Yoğun arasından Efe etkili vuruyor. Efe Mandıracı. Ligin istatistiklere göre en değerli 3. smaçörü. Ulaş Kıyak. İyi bir servis. Ace. Maçtaki ilk servis sayısına Arkaspor imza atıyor. İzmir ekibi 2-1 öne geçiyor. Ulaş'tan bir servis daha. Daha önce Fenerbahçe, Ziraat Bankart, Halkbank takımı formalarını giydi. 3. sezonu. Ulaş'tan bir servis daha. Mirza bu kez hata yapmadı. Enkapet tamamlıyor, eşitliği sağlıyor. Erwin Enkapet. İşte sayısı. Halkbank'ın en skorer ikinci oyuncusu ligde ve Nimir Abdelaziz. Ligin en çok servis sayısı üreten oyuncusuydu. Kupada da etkili. İşte etkili servislerinden birini gördük. Grözer aynı biçimde karşılık veriyor. Emir'in etkili servisine. Grözer'den etkili hücum bir kez daha ekranlarınızda. Efe Mandıracı. Ligin en çok servis sayısı üreten 3. oyuncusu. Kupada da etkili olduğunu işte bir kez daha sergiliyor. Mirza'ya doğru blok. Ertuğrul Gazi Metin ekranlarınızda. Furkan Dur'un hemen bir blok sayısı ardında ikinciydi. Ligin ilk etabında. Devamında bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Onun blok sayısıyla fark 2'ye çıkıyor. Efe'den bir servis daha. Mirza, Ma, Nimir. Bir etkili hücumda Nimir Abdelaziz'den. Mirza serviste. Ahmet karşıladı. 6 numaradan hücum. Plase ile Efe tamamlıyor. Fark yine 2'ye çıkıyor. Az önce blok sayısı üretmişti.
Ertuğrul, Gazi, Metin serviste. Volkan Dönen'in üzerine. Enkapet. İki takım da yüksek hücum yüzdesiyle dikkat çekiyor. 5-4'lük skor. Yunus Emre Tayaz. Dünkü maçta %80'lik mükemmel hücum yüzdesiyle dikkat çekmişti. Bu da servis sayısı oluyor. Ve eşitlik geliyor. İki takımın da birer servisten sayısı var. Maçta şu ana kadar 5-5'lik eşitlik. Bir servis daha Emre'den. Ulaş, Efe. Mert Matiç'in bile ondan dışarı çıkıyor. Ligde Arkaspor'un en skorer ikinci oyuncusu Grözer'den sonra Efe Mandıracı üçüncü sayısını aldığı maçta en skorer oyuncu konumunda ve Grözer serviste etkili. Volkan, Engabet, Nemir bloktan sekti. Hücum fırsatı, farkı ikiye çıkarma fırsatı Arkaspor için. Plase, blok bir kez daha yükseltiliyor. Grözer blokla karşılandı. Devamı gelmedi. Grözer'in sayısı. İki tarafta da gitti geldi top. Blokla karşıladı iki defa Halkbank ama hücumu sayıyla tamamlayan Arkaspor oldu. Jörg Grözer oldu. Alman oyuncunun sayısıyla fark bir kez daha ikiye çıkıyor. Grözer'den servis. Yine çok etkili. Mirza iyi karşıladı. Maykama. Engabet bloktan sekti. Efe. Ulaş. Grözer. Blok. Bir fırsat daha. Ulaş. 6 numaradan Efe, Mirza, yetişemiyor Volkan. Fark 3'e çıkıyor. İkinci kez servis attığı oyundan sayı çıkarıyor Arkaspor. Engabet ekranlarınızda dikkatli. Grözer'den servis, Volkan da iyi karşıladı. Enkapet, bu kez çizgiye paralel. Halkbank 6, Arkaspor 8. Mayka Mağ kullanıyor servisi. Serviste hata. 9-6 Arkas. Burutay Subaşı. Yarı finalde Ziraat Bankart'a üstünlük sağlarken Arkaspor Burutay iki servis sayısı üretmişti. Mirza karşıladı. Mayka Bağ koştu, yükseltti. Üçlü blok. Nimir bir fırsat daha. Yine Nimir'e doğru. Bu kez ikili blok. Çizgiye paralel. O da etkili hücum ediyor. Yapılan olimpiyat oyunlarında ve 2022 Biennale'de Fransa şampiyon olmuştu. Engabet en değerli oyuncuydu. İyi servis, iyi karşılandı. 6 numara hücumu bu kez Brutay'dan. Maçtaki ilk sayısını alıyor. Farkı 3'e çıkarıyor. Bir kez daha Arkaspor. Demir ekranlarınızda Nikolay Kartev kullanıyor servisi. Volkan. Matić hücumda hata yapıyor. 11-7 oldu skor. Ve Mola geliyor. Halkbank Mola hakkına başvuruyor. Etkili bir başlangıç yaptığını söylememiz güç. Başkent ekibini. Arkaspor etkili. Doğrudan iki hata yaptılar maçta şu ana kadar Halkbank. Biri servisten, biri doğrudan hücumdan. Hemen Slobodan Kovac.
müdahale ediyor. Oyuncularını uyarıyor. Az önce ifade etmiştim, Arkas Spor yarı finalde Ziraat Bankart'a 5 sette üstünlük sağlamıştı. Halkbank, Fenerbahçe Parola Parayı 3-1 mağlup etmişti. İki takım adını finale yazdırdı. Şimdi kozlarını paylaşıyorlar. Son 3 yılda ikinci kez kupayı alma amacındalar. Halkbank kupanın en çok sahibi olan takım. 8 kezle Aksa Sigorta Kupa voleyde. Kartev'den servis. Engapet karşıladı. Dilire doğru tekli blok. Matic. Mert Matic. Milli oyuncu. Fırsatı iyi değerlendiriyor. İşte ilk kez daha ekranlarınıza geliyor. Efe orada bitiverdi adeta Nevil'in önünde. Karşıladı ama devamında Mert sayıyı buldu. Şimdi de serviste. Burtay'ın üzerine. Grözer. Antene mi çarpıyor top? Erdal Akıncı. İkimizin en yüksek klasmanda yer alan hakemi, uluslararası hakemi. Grözer hücumda hata yaptı. Bu hatayla 9. sayısına ulaştı. Arkas fark 2'ye iniyor. Halkbank, düzeltiyorum, 9. sayısına ulaştı. Mert'ten bir servis daha. Efe, Ulaş, Grözer. Bu kez sayıyı alıyor. Jörg Grözer ekranlarınızda. Alman oyuncu Monza takımından gelmişti Arkas Spor'a. Ulaş Kıyak. Emre Tayaz karşıladı. Mirza Akılıca bir plase ile hücumu tamamlıyor. Nimir serviste. Plesündeki banttan sekti Efe Mandıracı. Karşıladı. Ulaş yükseltti. Burutay 6 numaradan tamamlıyor. Fark yine 3'e yükseliyor. Efe Mandıracı 21 yaşında, Arkaspor'daki 4. sezonu, ligin istatistiklerine göre en değerli 3. smaçörü. Erdal Akıncı serviste hata işaretinde bulunuyor. İki takımın da servisten birer hatası var, hücumdan birer doğrudan hatası var. Brutay istediği gibi karşılayamadı. Emre fırsatı iyi değerlendirdi. Fark 1'e iniyor. Mirza'dan bir servis daha. Ahmet, Ulaş, Grözer sayıyı alıyor. Grözer'in ve Efe'nin 4'er sayısı var maçta şu ana kadar. Farkın erimesine izin vermedi Arkas. Gazi Metin kullanıyor servisi. Volkan'ın üzerine. Ortadan hücum. Bir sayı daha. Emre Tayaz'dan. Emre Tayaz şimdi de serviste. Bir önceki turunda bir ace yapmıştı Emre. Burutay. Ulaş. Etkili hücum gelmedi Arkaspor'dan. Halkbank için eşitlik fırsatı. Nimit blok. Kartev. Nimit ekranlarınızda. Blok sayısı Arkaspor'un hanesinde bir kez daha izliyoruz. Grözer'den servis. Mirza karşıladı. Mirza ile hücum. Mirza ile sayı. Önce Kartev demiştim ama
Tekrardan Murat'ın blok sayısı olduğu anlaşılıyor. Arkasının iki blok sayısı var. Halkbank'ta henüz blok sayısı yok. Efe'nin üzerine servis. Bloğu kullanma çabasındaydı Burutay ama hata yapıyor. Ve şimdi eşitlik geliyor. Burutay ekranlarınızda. Mike Ma kullanıyor. 15-15'lik eşitliği sağladı Halkbank. Fark bir ara 11-7 idi. 4'tü 11-7'lik skorla. Mike Amağ'dan etkili servis. Ahmet zorlandı. Grözer top rakip alanda. Nimir öne geçiyor. 3 sayılık seriyle Halkbank Nimir'in sayısı. İşte bir kez daha izliyoruz. Nimir Abdelaziz 16-15 yaptı skoru. Mola alma sırası Arkas Spor'a geçiyor. Son 10 yılda Halkbank'ın 4 şampiyonluğu var. Fenerbahçe Halkbank'tan sonra en çok kupayı kazanan takım konumunda. Son 10 yılda onların da 2 şampiyonluğu bulunuyor. Kez yapılamadı bu dönemde Kupa Voley. Diğer iki şampiyonluğu da Spor Toto ve Arkas Spor elde etti. Arkas Spor önceki yılın şampiyonu, Halkbank geçen yılın şampiyonu. 2023-2024 sezonunda da finalde karşı karşıya geliyorlar. Mike Ma için işaret geldi. Efe iyi karşıladı. Ulaş, Grözer istediği pası alamadı belki de ama fırsat. Burutay karşılandı. Farkı ikiye çıkarma fırsatı Engapet. Grözer'den savunma. Ulaş. Ancak Erdal Akıncı Ulaş'ın hata yaptığını, topa iki kez temas ettiğini işaret ediyor. Mola sonrası Halkbank sayısı. Arkas molasından sonra Halkbank sayısı. Halkbank farkı açıyor. Üst üste dördüncü sayıyla. Mike Amağ'dan bir servis daha. Yine etkili. Ahmet de iyi karşıladı. Bu kez ortadan Kartev'de sayı geliyor. Kartev ilk sayısını alıyor. Burutay Subaşı. Çok etkili bir servis. Volkan zorlandı. Mirza çevirdi. Enkapet rakip alana gönderdi. Ahmet, Ulaş, Grözer, blok ve sayı. Rakibin yakalamasına izin vermiyor Halkbank. Halkbank'ın ilk blok sayısı oldu maçta. 18-16 Halkbank üstünlüğü finalde Arkas Spor karşısında. Ervin Engapet. Serviste hata. Nikolay Kartev bir kez daha serviste. Volkan. Mirza'nın hücumu ama rakip alana geçti. Mirza görüntülü değerlendirme sisteminin devreye girmesini istiyor. Oyuncular. Eşitlik geliyor mücadeleye. Kartev servis kullanıyor.
Mirza üçlü blokla karşılandı. Topu dışarı vurdu. Doğrudan dışarı çıktığı belirtiliyor. Arkas Spor öne geçiyor. Az önce üst üste 4 sayı almıştı Halkbank. 2 sayılık fark bulmuştu. Şimdi 4-1'lik bir serisi var Arkas Spor'un. Üst üste 3 sayı aldılar. Öne geçtiler ama YDS isteği yürütülü değerlendirme sistemi devrede. Yardımcı hakem Yasin Okumuş şimdi YDS operatörü Anıl Baş Yiğit'le birlikte pozisyonu inceliyor. Son kararı Erdal Akıncı verecek. Blok teması var mı yok mu? Arkas sayısı 19-18. Çekişmeli mücadele. İki takım da istekli. Kartev'den servis. Hata. 19-19. Mert Matić kullanıyor servisi. İki orta oyuncu ardı ardına ekranlarınıza geldi. Mert Matić! File üstündeki banttan sekti. Rakip alana düştü. Halkbank 20-19 öne geçiyor. Bu bölümlerde hatalar arttı ama şans yanında Mert Matić'in az önceki serviste. Efe'nin üzerine, Efe ile hücum, plase biraz yüksekten. Enkapet yükseltti, Nimir, blok! Bir kez daha tek başına Efe Mandıracı. Nimir az önce de tekli blokta kalmıştı. Yine tekli blok ve sayı. Üçüncü blok sayısı oluyor bu Arkas Spor'un. Mücadeleye eşitlik geliyor bir kez daha. Ulaş Kıyak kullandı servisi. Engapet yetişti. Nimel'e doğru bir blok sayısı daha. Yine Efe. Öne geçiyor Arkas. Efe Mandıracı ekranlarınızda. Bir kez daha izliyoruz. Ertuğrul Gazi Metin yetişmiş ama yine de Efe çizgiyi kapatıyor. Emre Tayaz ortadan etkili hücum ediyor. Nimir Abdelaziz'den servis. Etkili. Ahmet zorlandı. Ulaş. Grözer. Blokla karşılandı. Bir hücum fırsatı daha buluyor Arkas. Bu kez Efe Mandıracı plaseyle bırakma çabasındaydı. Bloğu kullanma çabasındaydı. Topun doğrudan dışarı çıktığını belirtiyor Erdal Akıncı. Efe Mandıracı ekranlarınızda. Bu kez öne geçen Halkbank oluyor. Az önceki pozisyon ekranlarımıza bir kez daha yansıyor. Caner Uncu yönetiminde çok tecrübeli bir ekip bu karşılaşmayı sizlere aktarıyor. Erdal Akıncı ekranlarınızda. Emre Tayaz. İtiraz var. Görüntülü değerlendirme sistemi devrede. Glenn Hawk. 65 yaşındaki teknik adam ekranlarınızda ve Slobodan Kovac, o da 57 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan hakemlerimizden biri Erdal Akıncı. İnceleme sonrasındaki son kararı verecek biraz sonra. Bu arada mücadelede Ali Delidağ, skor hakemi, yardımcısı da Melike Erol Özkan. İşte burada bloğu kullanabildi mi Efe Mandıracı?
açıklamalarda bulunuyor Ertal Akıncı. Halkbank sayısı belirtiliyor. Ve Arka Spor'dan mola geliyor. Bu setteki ikinci ve son molasını kullanıyor. Maçta ikisi bloktan 6 sayı üretmiş durumda şu ana kadar. Efe Mandıracı ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu. Grözer'in 4 sayısı var. Emre Tayaz da Outbank'ta 4 sayı üretmiş durumda. Biri servisten. Birden servis gelecek şimdi. Üst üste iki sayıyla öne geçti Halkbank. Az önce son sayısını rakibin hatasıyla almıştı. Mola dönüşü, serviste hata. Nimir Abdelaziz. Eşitlik bir kez daha 22-22. Maçta kopma yok. Müthiş bir mücadele var. Finale yakışıyor. Slobodan Kovac da bu setteki ikinci ve son mola hakkına başvuruyor. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk etap geride kaldı. Şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar, sıralama mücadelesine çıkacak takımlar belli. Pazartesi günü 5 ve 8.lik mücadelesi başlıyor. Arka Spor Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek İzmir'de. Ayrıca Alanya Belediyesi Spor Toto karşılaşması var. Halkbank şampiyonluk mücadelesi verecek. Salı günü saat 18'de Halkbank Galatasaray karşılaşması. Aynı gün saat 13'te İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Parola Para Ziraat Bankart karşılaşması sizlere ulaşacak. Pazartesi günü de Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk heyecanı başlayacak. Ama orada sıralama henüz belli değil. Öncesinde Perşembe günü Fenerbahçe Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediye Vakıfbank karşılaşmaları var. O karşılaşmalarda naklen sizlere ulaşacak. Sonrasında sıralama belirlenecek. Ve şampiyonluk mücadelesini nasıl verileceği belli olacak. Efe Mandıracı bir sayı daha alıyor. Öne geçiriyor Arka Spor'u. Servis sayısıyla. Fransız Yıldız Enkapet karşılayamadı. Efe Mandıracı etkili servis kullandı. Bir servis daha şimdi. Erdal Akıncı işaretini verdi. Efe Mandıracı'dan servis yine kritik. File üstündeki banttan sekti. Enkapet karşıladı. Mirza. Arka sayısı işaret ediliyor. Slobodan Kovac itiraz ediyor. Bula temas var mı yok mu? Topun doğrudan dışarı çıktığını belirtmiş Ertal Akıncı. Yasin Okumuş bir kez daha Anıl Başyiğit'in yanında itiraza konu olan pozisyonu inceliyor. Arka Spor beklentisi topun doğrudan dışarı çıktığı yönünde. Halkbank'ın beklentisi blok temas olduğu yönünde. Son kararı ekranlarınızdaki Ertal Akıncı verecek. Titiz bir inceleme yapılıyor. İtirazı reddedilirse Arka Spor 24. sayısını alacak. Ve set için servis kullanacak. Eğer blok teması tespit edilirse
ki şu anda ekranlarınızda öyle de oluyor. 23-23'lük eşitlik geliyor. Mirza'nın sayısı 23-23'lük eşitliği getirdi. Ve şimdi de serviste Mirza Lagunçia. Ligin ilk bölümünde Arkaspor forması giyiyordu. Şimdi Altbank'ın başarısı için mücadele ediyor. Grözer yükseltti. Burutay tamamladı. Şimdi 24. sayıya ulaşıyor Arkas. Şimdi set için servis kullanma fırsatı buluyor Arkas. Halil İbrahim Yücel ve Nicholas Hawk hemen oyun alanı kenarındalar. Ertuğrul Gazi ve Tim kenarda. Nicholas Hawk servise doğru gidiyor. Set için servise kullanacak. Halil İbrahim Yücel de Burutay'la değişiyor. Çok tecrübeli Halil İbrahim. %45 mükemmel hücum yüzdesiyle oynuyor. Nicholas Hawk ligde 14 servis sayısı üretti. Bir değişiklik de Halkbank'ta. İzzet Ünver oyunda. Ali İbrahim Yücel kuşkusuz ve İzzet servis karşılama gücünü yükseltme amacıyla oyun alanına girdiler. Blok sayısıyla tamamlanıyor. 25-23. Görüntülü değerlendirme sisteminin devreye girdiğini görüyoruz. İşte Engapet'in hücumu. Ardından blok. Kartev tebrikleri kabul ediyor. Durum az sonra netleşecek. Bakalım 24. sayı alıp durumu eşitleyebilecek mi? Halkbank inceleme sonrasında. Eğer 25. sayı gelmiş olursa bu Arkaspor'un 5. blok sayısı olacak ilk sette. İnceleme halen devam ediyor. Slobodan Kovac itiraz etti. Ertuğrul Gazi Metin ekranlarınızda. Bu 5 blok sayısına 1 blok sayısıyla katkıda bulunmuş durumda şu anda Arkaspor adına. İşte itiraza konu olan pozisyon bu. Ne teması var mı yok mu? Arkaspor sayısı 25. sayı böyle geliyor. Set tamamlanıyor. Arkaspor ilk seti 25-23 alarak erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında 1-0 öne geçiyor. Harika bir karşılaşma. Çekişmeli bir ilk set. Arkaspor 1-0 üstün. 25-23 aldı ilk seti. Halkbank belki hücumdan daha fazla sayı çıkardı ama blok sayıları dikkat çekiciydi Arkaspor'da. İki takım da 6'şar hata yaptı. Hücumda doğrudan 3 hatası vardı Arkaspor'un. Serviste 3 hatası vardı Halkbank'ın. Bu açıdan eşitler ama az önce de ifade ettiğim gibi 5-1'lik blok üstünlüğü Arkaspor'a belki de ilk seti getiren taraf oldu. İkinci set biraz sonra başlayacak. Maçta 7 sayıyla Efe Mandıra James Skorer oyuncu konumunda. Arkaspor'dan Efe. Genç oyuncu, iyi oyuncu.
Halkbank'ta da en skorer oyuncular. Dörder sayıyla Mirza Lagumcia ve Emre Tayaz. Nimir Abdelaziz 3 sayı üretti. Ancak 2 kez de tekli blokta kaldı Nimir. Servisten de bir hatası vardı. İkinci sette bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Erwin Engapet'in servisiyle başlıyor ikinci set. Halkbank'ın servisiyle başlıyor ikinci set. Ace! Halkbank servis sayısıyla 1-0 üstün. İki takımında ikişer servisten sayısı vardı. Bu Halkbank'ın üçüncü servis sayısı oldu. Bu defa Ulaş, Burutay, Efe, üçlü bloğun çaprazına Volkan, Nimir bloktan sekti, Burutay çevirdi, Ulaş ortadan, Ertuğrul Gazi Metin hücumdan ilk sayısını alıyor, 1-1'lik eşitliği sağlıyor. Arka spor kaptanı, pasörü Ulaş Kıyak kullanıyor servisi. Mirza, Mike Mahon'u tercih etti. Bloktan dışarı çıkıyor. 2-1 Halkbank. Mert Matic. Serviste hata. 2-2. Efe Mandıracı. Arkaspor'un şu ana kadarki iki servis sayısından birine imza attı Efe. Engapet karşıladı. Emre Tayaz dışarı gönderiyor. Arkası öne geçiyor. Ama itiraz var. İçeride mi dışarıda mı? Topun doğrudan dışarı çıktığı belirtilmişti. Yasin Okumuş bir kez daha itiraza konu olan pozisyonu inceliyor. Top içeride. Emre Tayaz'ın sayısı. Öne geçen Halkbank oluyor. Nimir Abdelaziz kullanıyor. Etkili servis. Ahmet iyi karşıladı. Ulaş. Burutay. Engapet'ten savunma. Volkan çevirdi. Mirza rakip alana gönderiyor. Arkaspor için bir kez daha sayı fırsatı. Blokla karşılanıyor. Emre Tayaz. İki orta oyuncu karşı karşıya kaldılar. Emre Tayaz blok sayısıyla karşılık verdi. İşte bir kez daha izliyoruz. Nimir'den bir servis daha. Yine etkili. Ulaş. Grozer bloktan sekti. Devamı gelmedi. Grozer farkı 1'e indirdi. Bir sayı da Arkaspor hanesinde eşitlik geliyor. Servis sayısıyla 4-4'lük eşitlik. Bu kez serviste hata. Arkas
4, Alman 5. Mirza kullanıyor. Efe iyi karşıladı. Grözer retkini tamamlıyor. 5-5. Mirza, Mike Ama, Ergün Engapet akıllıca bir plaseyle sayıyı alıyor. Emre Tayaz serviste. 6 sayıyla maçta şu anda Halkbank'ın en skorer oyuncusu konumunda Burutay'ın üzerine. Hücumda Burutay'la, sayıda Burutay'la. Burutay Subaşı'dan servis. Engapet, Nemir, Halkbank bir kez daha önde. Karşılıklı sayılarla başladı ikinci set. Serviste hata. Mike Ama ekranlarınızda 7-7'lik eşitlik oldu. Kartev kullandı servisi. Ortadan Mert Matic bloktan sekti. Uçuyor adeta Ulaş. Kartev yükseltiyor. Burutay Subaşı. Volkan karşıladı. Nimir'e doğru. Sayı geliyor. Erwin Engapet serviste. Etkili servis. Ulaş koştu, yükseltti. Efe Mandıracı üçlü blokla karşılandı. Top bloktan dışarı çıkıyor. Sekiz sekiz. Ulaş kıyak. Volkan. Ma. Mert Matic arkan anda. İyi savunma Burutay'dan. Efe Mandıracı bloktan sekti. Nimir. Hücumu bir kez daha sayıyla tamamlıyor. O da 6 sayıya ulaşıyor takım arkadaşı Emre Tayaz gibi. Mert kullanıyor servisi. Ahmet, Ulaş, Grözer. Dokuz dokuz. Grözer ilk sette %40'la hücum etmişti. Efe Mandıracı günün etkili isimlerinden ilk sette %67 ile hücum etti. Bir servis sayısı vardı. İkinci sette de bir. İkinci sette de işte şimdi serviste. Mirza arka alanda, Efe Mandıracı, Ulaş, Burutay blokla karşılandı, top dışarıda. Efe Mandıracı ilk sette %71 pozitif servis karşılama oranıyla oynadı.
az önceki savunması da yine etkileyiciydi. Yine Emre Tayaz'ın üzerine fırsat iyi değerlendiriliyor. Arka spor farkı açıyor. Burutay çok etkili vurdu. İki smaçör, Efe Mandıracı şimdi serviste ve Burutay 8'er sayıyla oynuyorlar şu anda. Etkili servisler sürüyor. Efe Mandıracı'dan Mimir Gül'ü aşıyor. Farkın daha da açılmasına izin vermedi Emin Abdelaziz. Emin Abdelaziz ilk sette %33 ile hücum etti. Serviste zorlanıyor. Arka spor Efe son anda rakip alana gönderdi. Eşitlik fırsatı. Nemir. 11-11. Nemir de tıpkı Efe ve Burutay gibi Halkbank'ın pasör çaprazı 8. sayısını aldı. Bu defa serviste hata yapıyor. Ertuğrul Gazi Metin kullandı servisi. Ingapet'in üzerine yine Demir'le hücum. Yine Demir'le sayı. İlk settekinden çok farklı. İkinci sette Nemir Abdelaziz daha yüksek bir hücum yüzdesiyle oynuyor. Eşitliği sağladı Nemir izlediğiniz bu sayıyla. Serviste hata. Arka spor öne geçiyor. Halkbank bu sette serviste 4. hatası oldu. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Grözer kullanıyor. Mirza. Maykama. Emre Tayaz. Emre ilk sette, ilk maçta İkisi bloktan 6 sayı üretmişti. Bu karşılaşmada 7 sayı ulaşmış durumda. 5'i hücumdan. Şimdi de serviste. Hata yapıyor. Taktik servislere ağırlık verdi bu bölümde. Dilinin dibine doğru kullanılıyor servisler ama hataları da beraberinde getiriyor bu riskli servisler. Bakalım Burutay nasıl bir servis kullanacak? Etkili, iyi karşılandı. Enkapet, Ahmet, Burutay çevirdi. Efe, etkili vuruyor. Farkı ikiye çıkarıyor Efe Mandıracı. Burutay. Müthiş bir servis. 16-13 oluyor. Halkbank mola hakkına başvuruyor. İşte Burutay Subaşı'nın servisi. Mirza karşılayamadı. 16-13'lük üstünlüğü var arka sporun. Slobodan Kovac mola hakkına başvuruyor. Ligin ilk etabını Halkbank bir yenilgiyle zirvede tamamlamıştı. Tek yenilgisini de etabın son maçında 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Paro'da paradan almıştı. O maçın rövanşını yarı finalde Aksa Sigorta Kumbabole yarı finalinde aldığı Halkbank adını finale yazdırdı. Z
Ziraat Bankart'a üstünlük sağlayan, ligin ilk bölümünü 3. sırada tamamlayan son şampiyon, son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankart karşısında özellikle final setinde etkili bir performans ortaya koydu. Arkas Spor finalde de rakibi karşısında 1-0 üstün. İkinci sette de 16-13 önde. Durutay için bir kez daha serviste işaret geldi. Az önce servis sayısı üretmişti. Bu kez hata yapıyor. Ahmet iyi karşıladı. Ulaş. Grözer blok. Mert ekranlarınızda. Fark 1'e iniyor. Engapet'in blok sayısı. Maykam A bir servis daha kullanıyor. Yine etkili. Burtay da bu kez iyi karşılıyor ama Efe Mandıracı riske girmedi. Emir'e doğru. Emir! Burutay uzanıyor ama yetişemiyor. Emir eşitliği sağlıyor. Voladan üst üste sayılarla döndü. Halkbank eşitliği sağladı. Emir Abdelaziz 10 sayıya ulaşıyor. Mike Ama 3 sayıyla karşılık verdi. Halkbank, Efe Mandıracı bu kadar diyor. Onun da 10 sayısı var. Nikolay Kartev servis hazırlığında. Fransa'nın Toulouse takımında forma giymişti. %100 hücum yüzdesiyle oynamıştı yarı final karşılaşmasında. Emir 17-17 eşitliği sağladı. Elkapet kullanıyor. Burutay çok iyi karşıladı. Ulaş yerinden kıpırdamadı bile. Grözer blokla karşılanıyor ama bir hücum fırsatı daha. Efe alıyor. Arkas bir kez daha önde. Ulaş kıyak kullanıyor. Mirza. Mert Matic. Rahat karşılandı. Orta oyuncusunu çok etkili kullandı. Mike Ama. Ve 18-18'lik eşitlik geldi. Volkan Ulu oyuna giriyor. Hem de Tayaz kenarda. Halkbank'ta yapıldı değişiklik. Mert Matic servis hazırlığında. Doğukan önde. En çok blok sayısı üreten 3. oyuncusu Halkbank'ın ligde. Ama Mert serviste hata yaptı. Serviste 6. hatası bu sette. Halkbank'ın. Savunmadan Kovac işte ekranlarınıza. Mert Matic'i uyarıyor. Günün başarılı isimlerinden Efe Mandıracı serviste. Arkaspor 19-18 üstün. Efe'den etkili servis. Maykan Mağa, Emir Abdelaziz. Yine eşitlik. Emir serviste. Halkbank öne geçiyor. Müthiş bir servis.
Nivin Abdülaziz ligin ilk etabında en çok servis sayısı üreten oyuncuydu. İşte o etkinliğini, o özelliğini bir kez daha kupada sergiliyor. Halkbank 20-19 öne geçiyor ve mola geliyor. Arka spor molası. Halkbank. Mola kullanmıştı. Skor 16-13 aleyhineyken sonra üst üste sayılarla eşitliği sağlamıştı. Karşılıklı sayılardan sonra şimdi Nimir Abdelaziz'in servis sayısı öne geçirdi Halkbank'ı. Nimir'den bir servis daha gelecek şimdi. İşaret geldi. Nimir'den servis yine etkili. Efe çevirdi. Brutay rakip olana gönderdi. Farkı ikiye çıkarma fırsatı. Nimir'e doğru. Bloktan sekiyor dışarıda. 21-19 oluyor. İkinci sette özellikle etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Nimir Abdelaziz. Ligin istatistiklere göre en değerli pasör çaprazı kupada da ikinci sette etkili. Etkili servisleri de var bu bölümde. Brutay Subaşı karşılandı. Mirza plaseyle bıraktı. Gazi Metin çevirdi. Grozer sayı alıyor. Farkı bire indiriyor Alman pasör çaprazı. Yakınsa o koyunda. Ertuğrul Gazi Metin kenarda. Abdelaziz vurulması gereken yeri kenardan sordu, emin oldu. Sonrasında oraya geçti. Nicholas Hawk serviste. Engapet Alkama koştu, manşetiyle yükseltti. İyi bir ucum gelmedi, fırsat. Eşitlik 21-21. Müthiş mücadele devam ediyor. Kartel. Volkan servis. Mirza dikkatli. Volkan iyi karşıladı. Nimir'e doğru. Blokla karşılandı ama herkes birbirine bıraktı. İnanılmaz. Halkbank 22-21 öne geçiyor. On beş sayıya ulaştı Nimir Abdelaziz. Daha kullandı servis Efe'nin üzerine. İyi bir pas olmadı Grozer için. Karşılanıyor. Fark açılıyor. Halkbank skoru 23-21 yapıyor. Topu rakip alana gönderemiyor. Grozer hücumda doğrudan bir hata. Bu sette ilk kez aslında bu hata yapıldı ama belki de setin en kritik sayısında, en kritik hücumunda yapıldı. 23-21 Halkbank'ın üstünlüğü var. Arka spor mola haklarını tamamlıyor. İlk sette %40 hücum etmişti Grozer. 10 hücumun 4'ünden sayı çıkarmıştı. Şu anda 7 sayısı var. Nimir daha da düşüktü. 9 hücumun
üçünden sayı çıkarmıştı. %33 ile oynamıştı ama ikinci sette çok daha yüksek bir hücum yüzdesine sahip. Grözer şimdi hücumu sayıyla tamamlıyor. Farkı 1'e indiriyor. Mirza kenarda, İzzet oyunda. Arka sporda da yapılıyor değişiklik. Ulaş onun top başlı oyunda. Grözer servis hazırlığında. Kritik servis. İşaret geldi. Kritik karşılama. Halkbank adına. Grözer serviste. İzzet karşıladı. Engabet bloğu kullanma çabasındaydı. Nimir'e doğru. Nimir sayıyı alıyor. Nimir Abdelaziz. İlk sette 3 sayı üretmişti. İkinci sette 13 sayıya imza attı. Etkileyici performans sonrası ve bu sayısı sonrasında 24. sayıya ulaşıyor Alpan. Set için servis kullanma fırsatı buluyor. Doğukan için işaret geldi. Ahmet, Ulaş, Efe karşılandı top ama İzzet antrenörüne takıldı. Arka spor 23. Halkbank 24. Halkbank molayı alıyor. Mola dönüşünde karşılayacağı servisle sete nokta koyma ve setlerde durumu 1-1'e getirme fırsatına sahip. Sayısını aldı. İlk sette 7 sayı üretmişti. İkinci sette de 5 sayısı var. İlk sette %67 ile hücum etmişti Efe Mandıracı. Brutay Subaşı. Arkas Spor'un şu ana kadarki 4 servis sayısından birine imza atmıştı Brutay. Kritik servis yine. Kritik karşılama. Brutay'dan servis. Engabet karşıladı. Maika Ma ona doğru yükseltti. Engabet bloktan dışarı çıktı. Setlerde eşitlik geldi. Engabet'in sayısı. İlk seti 25-23. Arka spor almıştı. İkinci sette aynı skor ancak Halkbank üstünlüğü. Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında bir birlik eşitlik var. İlk seti Arka Spor, ikinci seti Halkbank aldı. Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley finalinde bir birlik eşitlik var. Tribünlerden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Yer yer boşluklar var ama yeni bir seyirci topluluğunun yerin aldığını söyleyebiliriz. Yerine giymiş Halkbank taraftarı da zaman zaman ekranlarımıza yansıyor. Üçüncü set öncesi son hazırlıklar yapılırken istatistikler ekranlarımıza yansıdı. Yine Halkbank hücumdan daha çok sayı üretti. İkide blok sayısı vardı. Setten de 25-23 üstün ayrıldı. Ancak İkinci sette 6 kez serviste hata yapmasına rağmen setten üstün ayrılması da ayrıca dikkat çekti.
Üçüncü set başlıyor. Nimir Abdelaziz hücum yüzdesini %68'e çıkarttı bir anda. Az önce de ifade etmiştim. İkinci sette 13 sayı üretti. 15 hücumun, 22 hücumun 15'inden sayı çıkardı. Halkbank %60'la, Arkaspor %56'yla hücum ediyor. Arkaspor %26'yla servis karşılarken, mükemmel servis karşılama oranı bu. Bu oran Halkbank'ta %20. Küçük detayların belirleyeceği karşılaşmalardan biri bu. Ve üçüncü set başladı. İlk sayı Mert Matić'le Halkbank'ın. Michael Mann kullanıyor. Burutay dikkatli. Ahmet karşıladı. Ulaş. Ertuğrul Gazi Metin. İki orta oyuncudan karşılıklı sayılar. Değil birlik eşitlik. Halkbank orta oyuncuları 12 sayı ürettiler maçta şu ana kadar. Bu sayı Arkaspor'da 7. Volkan, Markama ve Mert Matić işte. Bir orta oyuncudan sayı daha geliyor Halkbank adına. Ervin Engapet etkili servis. Ahmet de iyi karşıladı. Grözer. Savunma Volkan'dan. Mirza. Blok. Bir hücum fırsatı daha. Engapet yükseltti. Mirza sayıyı alıyor. İkili bloğun çaprazına etkili hücum Mirza Alakuncia'dan. Halkbank skoru 3-1 yapıyor. Ervin Engapet kullanıyor servisi. Ace! Efe Mandıracı zorlandı. Engapet ikinci kez servis sayısı üretiyor. Skor 4-1 oluyor. Engapet'ten bir servis daha. Arkaspor'un ligde en çok servis sayısı üreten üçüncü oyuncusu bu defa hata yaptı. Nimir Abdelaziz ekranlarınızda. Efe Mandıracı'dan etkili servis, iyi karşıladı Engapet. Nimir bloktan sekti. Ahmet, Ulaş. Müthiş bir hücum Efe Mandıracı. Hücumdan 10. sayısı oluyor. Üst üste 2 sayıyla farkı 1'e indirdi Arkaspor. Güzel bir 6 numara hücum organizasyonu. Efe'den bir servis daha geliyor. Serviste hata. Efe Mandıracı ekranlarınızda. Halkbank'ın 5-3'lük üstünlüğü. Mert kullanıyor. Bir hata da ondan. Fark bir kez daha 1'e iniyor.
Gazi Metin kullanıyor. Engapet karşıladı. İleri doğru bloktan sekti. Arka alanda Ulaş. Emre yükseltiyor. Grözer. Bloğu kullanıyor. Eşitlik geliyor. Arka spor 4 birlik seriyle 5 birlik eşitliği sağlıyor. Gazi'den bir servis daha. Yine Engapet'in üzerine. Bu kez Doğukan. Maçtaki ilk sayısı ikinci seti bitiren altıdaydı. Üçüncü sette başlayan altıda Emre Tayaz'ın yerine. Takımını öne geçiriyor izlediğiniz bu sayıyla. Yenir Abdelaziz kullanıyor. Etkili servis. Fırsat. Grözer rakip alana gönderdi. Doğukan, Ma, Mirza bloktan sekti. Efe, Ulaş. Müthiş bir sayı daha. 6-6. İyi savunma örneği bu kez Arkaspor'dan. İşte bir kez daha izliyoruz. Burutay Subaşı sayıyı alıyor. Engapet, Mike Alma, Mirza Lakumcu'yu arka alanda Efe'den savunma. Ulaş, Grözer. Bloktan dışarı çıkıyor. Düzeltiyorum. Burutay ekranlarınızda. Grözer arka alanda. Burutay Subaşı'nın sayısı. O da hücumdan 10. sayısını aldı tıpkı diğer smaçör. Efe Mandıracı gibi. Engapet. Servise karşıladı. Mirza. Ahmet çevirdi. Ulaş yükseltti. Şimdi Grözer. Engapet'ten savunma ama top arka spor alanında. Farkı 2'ye çıkarma fırsatı. Ortadan hücum. Karşılanıyor Kartev'in hücumu. Mimine doğru. Alıyor. Eşitlik. Harika ralliydi. Akas farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Halkbank 26 saniyeden fazla süren rally sonunda eşitliği getiriyor. Mirza kullanıyor. Hata. Burada doğrudan hatalar. Da azaldı ama özellikle Halkbank'ta servisten hatalar dikkat çekiyor. 12 kez serviste hata yaptı. Halkbank ikinci pası bıraktı Maykam'a. Bir kez daha eşitlik. 5 kez serviste hatası var. Arkaspor'un Halkbank'ın 12 serviste hatasına karşılık. Servisi. Efe Mandıracı bir fırsat daha. Bloktan sekti top dışarıda. Efe'nin sayısı. Nikolay Kartev. Engapet rahat karşıladı. Mert Matic'le etkili hücum geliyor. Makama. Filistin 2 banttan sekti. Burutay yetişemedi. Öne geçiyor Altman. Maykama'nın servis sayısıyla. Halkbank'ın ligde ilk etapta en çok servis sayısı üreten ikinci oyuncusuydu. Bir Abdelaziz'den sonra
Makama. Maçtaki ilk case'i bu. 6. servis sayısı oldu. Halkbank'ın Ma'dan bir servis daha. Brutay bu kez iyi karşıladı. Grözel etkili tamamlıyor. Ulaş kullanıyor. Mirza, Maykama, Emir, Grözel'le karşı karşıya geldi. Bu pozisyonda üstünlük sağladı rakibine. Maçın en skorer oyuncusu Emir Abdelaziz. Ve sayısı bir kez daha ekranlarınızda. Engapet kumandı, 3 metreye doğru zorlandı Efe Mandıracı. Ace işaret ediliyor. İtirazlar var. Farkın ikiye çıktığı ifade ediliyor. Erdal Akıncı tarafından. Yoğun itirazlara Erdal Akıncı karşılık veriyor işte. Az önceki pozisyon ekranlarınızda. Caner Uncu yönetiminde çok tecrübeli bir ekip bu karşılaşmada. Bu görüntüleri sizlere aktarıyor. Engapet'ten servis sayısı işaret edildi az önce. O da üçüncü ace'ini yaptı. Bir servis daha geliyor ondan. Bir ace daha. Müthiş bir servis. Erwin Engapet. 13-10 yaptı skoru. İşte izlediğiniz bu servis sayısıyla Engapet. Engapet bir servis daha kullanıyor. Bu kez filede kaldı. Arka spor 11, Halkbank 13. 3. sette şu andaki skor. İlk seti arka, ikinci seti Halkbank aldı. Bu arada bir kamerası ki görüntü değerlendirme sisteminde kullanılıyor. Az önceki pozisyonda yere düşmüştü. Hemen yerine takıldı. Anıl Başyiğit bu maçta GDS operatörü. Erdal Akıncı işaretini verdi. Bir etkili serviste Efe Mandıracı'dan. Mirza çevirdi. Emir tamamladı. ...14-11 oluyor. Emir ekranlarınızda. Bu da sayısı. File düzleminde bir hayli mesafe kat etti. Bloğun arası da açıktı. Bloğu kullanarak Emir Abdelaziz. Sayıyı alıyor. Mert Matic'den servisi ata. Arka spor yine farkı 2'ye indirdi. Gazi Metin. Bir hata da ondan. İlginç istatistiklere göre en değerli orta oyuncusu. Emir Abdelaziz. O da ligin istatistiklere göre en değerli pasör çaprazı. Bu sette de 6. serviste hatası. Tıpkı 2. sette olduğu gibi Halkbank'ın. 15-13 Halkbank'ın üstünlüğü devam ediyor. Arka spor Grözel'le servis kullanıyor. Ace işaret ediliyor. Fark 1'e iniyor. Grözel 10 sayıya ulaştı izlediğiniz bu servis sayısıyla. Bir servis daha şimdi Grözel'den.
bir kez daha etkili. Eşitlik fırsatı. Grözer. Dışarıda diyor Erdal Akıncı. Blok temansı olduğu iddiasında Grözer. Glenn Hawk itiraz ediyor. İzlediğiniz bu pozisyon için görüntülü değerlendirme sistemi devrede. Hücumda yapılmış doğrudan bir hata mı yoksa bloktan dışarı çıkmış ve eşitliğe getirmiş bir sayı mı birlikte göreceğiz. Erdal Akıncı açıklayacak biraz sonra inceleme sonrasında. İşte itiraza konu olan pozisyon bu. Temas yok. Hücumda doğrudan yapılmış bir hata. Halkbank sayısı. Fark 2'ye yükseliyor. Doğukan önde. Mirza kullanıyor. 3 metreye doğru. Bir kez daha ace. Üçüncü sette servis etkinliğini yakaladı. Halkbank. Tabii ikinci setteki hata sayısı aynı ama işte benzer servis sayısı daha önce imza atılmıştı. Mirza da ilk servis sayısını alıyor maçta. Farkı 3'e çıkardı. Burutay hücumu sayıyla tamamlıyor. Burutay Subaşı şimdi de serviste. Volkan, Maykama, Doğukan. Son olarak arka sporlu oyuncular oynuyor. Burada sonradan girdi Doğukan. Maçtaki ikinci sayısını aldı. Doğukan Ulu. Üçbini libero. Volkan ve Doğukan ekranlarınızda. Alman oyunda 3 sayısı vardı ligin ilk etabında tecrübeli oyuncunun. 3'ü de servistendi. Batuhan kullandı. Ahmet, Ulaş, Efe savunma. Engapet'ten Nimir çeviriyor. Engapet'e doğru. Engapet sayıyı alıyor. Engapet'in sayısı bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Ve mola geliyor. Arka spor molası. Dört birlik serisi var şu anda Halkbank'ın. Ve dört sayı farklı üstünlüğü. Üçüncü sette Halkbank. Da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Servisleri de tutmaya başladılar. Ama serviste çok hatası olduğunu hatırlatmak isterim bir kez daha. Ulaş Kıyak ekranlarınızda. Batuhan Duman bir servis daha kullanacak. Ahmet'in üzerine Ulaş. 6 numaradan netkili hücum geliyor. Burutay Subaşı. Nikolay Kartev kullanıyor. Serviste kritik hata. Halkbank skoru 20-16 yapıyor. Arka spor karşısında 4 sayı farkla üstün. Maykan Ma kullanıyor servisi. Bir hata da ondan. Thank you.
Ulaş Kıyak. Volkan. Ma. Engapet. Ulaş'tan savunma. Halkbank bir hücum fırsatı daha buluyor. Bu kez 6 numaradan. Mirza sayıyı alıyor. Engapet kullanıyor. Serviste bir hata daha. Arkası 18, Halkbank 21. Efe Mandracı. İlk sette çok etkiliydi Efe. Servisi çok etkili. Mirza zorlandı. Engapet çevirdi. Mirza rakip alana gönderiyor. Efe'den savunma. Blok sekti. Engapet. Maykama. Mirza. Efe. Müthiş savunmalar. Grözer. Fileye temas ediyor. Topun doğrudan dışarı çıktığı da belirtiliyor ayrıca. 22-18 oluyor rakibin hatasıyla. Arka spor farkı açıyor. Anteni çatmış, düzeltiyorum. Arka spor bu setteki ikinci ve son molasına başvuruyor. Halkbank'ın uluslararası arenadaki en önemli başarısı 2012-2013 sezonundaki Sev Cup şampiyonluğu. Ayrıca 2013-2014 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finali ikinciliği. Geçtiğimiz yılda yarı final oynamıştı Halkbank. 9 şampiyonluğu var ligde. Sonuncusu 2017-2018 sezonunda Slobodan Kovac yönetimiyle elde etmişti ki 2016-2017 sezonunda da şampiyondu. Kupanın 8 şampiyonlukla en çok kazanan takımı. Setlerde bir birlik eşitlik var. Halkbank'ın 3. sette 22-19 üstünlüğü. Nicholas Hawk oyunda. Erdoğan Gazi Vecili'nin yerine oyuna girdi. Servis için işaret bekliyor ama öncesinde Halkbank molası var. Slobodan Kovac'ın bu setteki ilk molası, takımı 22-19 üstün. Nicholas Hawk bir kez daha servis bölgesinde işaret bekliyor. Biliyorsunuz Glenn Hawk'un oğlu Nicholas Hawk servisi kullandı. Engapet'in üzerine Mike Ama, Demir, Abdelaziz bloktan dışarı çıkıyor. 23-19 oluyor. Çok önemli bir avantajın sahibi set için. Demir 20. sayısına ulaştı. Ve şimdi de serviste. Hata. 9. kez bu sette serviste hata. Ancak 3 sayılık farkla üstünlüğü var Halkbank'ın. Kıyak çıktı. Ulaş top başlı oyunda. Grözer servis kullanıyor.
zaman zaman çok etkili servisler kullanabiliyor. Ligin en çok servisleri üreten 3. oyuncusu. Maçtaki ikinci ace oluyor. Fark 2'ye iniyor. Glözer. Bir mola daha geliyor. Sobadan Kovac. Setteki ikinci ve son molasına başvuruyor. Bu sette ikinci kez servis sayısı üretti. Arkaspor. Servis sayısı var. Halkbank'ın maçta 3. sette şu ana kadar 9 şu ana kadar servis sayısı Halkbank'ın. 6 Arkaspor'un. Arkaspor 21, Halkbank 23. Kritik servis Glözer'den. Bir ace daha! Üst üste 2 ace! Grözer. Setin ilk bölümlerinde Ervin Engapet üst üste 2 servis sayısı almıştı. Engapet'in üzerine kullandı. Farkı 1'e indirdi. Heyecan dolu bir karşılaşma izliyoruz. 3-4 sayı farka bazen çıkıyor fark ama set sonunda çok etkili oynuyor iki takımda. Grözer yine etkili vurdu. Zorlukla çevirdi. Doğukan rakip alana gönderiliyor. Eşitlik fırsatı. Ulaş 6 numaradan hücum. Efe'nin sayısı. Efe Mandra. Efe Mandra'lı eşitliği sağlıyor. Efe Mandracı. İşte sayısı. 23-23. Dün final setinde de son bölümlerde de yine bu yaşanmıştı. Grözer çok etkiliydi. İşte yine bir set sonu. Yine etkili servisler. Müthiş. Öne geçiyor Arkaspor. Set için servis kullanma fırsatı buluyor. Müthiş bir performans bu bölümde Grözer'den. Dördüncü ace ama itiraz var. Yasin Okumuş görüntülü değerlendirme sisteminde incelemede bulunacak. Anıl Başyiğit'le birlikte. Skorboard'da 24-23'lük üstünlüğü var Arkaspor'un. Arkaspor dün 2-0 geriden gelerek Ziraat Bankart'a üstünlük sağlamıştı. Grözer'in dün servisten sayısı yoktu. 6 da hatası vardı ama son bölümde sahne aldı. İtiraz reddedildi. Geriden geldi. Üst üste 5 sayıyla öne geçti. Set için servis kullanıyor. Grözer. Bir etkili servis daha. Engapet bu kez iyi karşıladı. Nimir. Eşitliği sağlıyor. Müthiş hücum. Nimir Abdelaziz'den. Ulaş top başlığı kenarda. 24-24'lük eşitlik. Üç servis sayısı aldı az önce. Servis turunda Efe'nin de bir sayısı vardı. Grözer. Nimir seriye noktayı koydu. Eşitliği sağladı. Mirza Lagumcia. Servis sayısı. Kuşkusuz şansının da yardımıyla set sayısını çevirdi. Halkbank set için servis kullanma fırsatı buluyor. Erkekler
Aksa Sigorta Kupa Voley finalinde müthiş heyecan yaşanıyor. Sekic'in servisi Mirza kullanıyor. Ace mi? Topun dışarıda olduğunu işaret ediyor. Erdal Akıncı. Slova'dan Kovac itiraz ediyor. İşte izliyoruz. Top içeride mi dışarıda mı? Kritik karar. Görüntülü değerlendirme sisteminde değerlendirildikten sonra netleşecek. Topun dışarıda olduğu anlaşılıyor. Serviste bir hata daha ve 25-25'lik eşitlik. Mirza kenarda, İzzet oyunda. 25-25. Burutay Subaşı kullanıyor. Etkili servis. İzzet karşıladı. Engapet hücumu sayıyla tamamlıyor. Halkbank bir kez daha önde. Halkbank bir kez daha set için servis kullanacak. Jordan Payne oyunda. Kanadalı oyuncu Halkbank'ta Engapet'in yerini oyunda. Doğukan kullanıyor servisi. Jordan Perrin 126'lık mükemmel servis karşılama oranıyla oynuyor. Ligde Demir'den savunma. Bu sahamda adeta top rakip alana gönderiliyor. Bir kez daha sayı fırsatı, eşitlik fırsatı Efe Mandıracı'ya doğru. Bloğun çaprazına çok etkili vuruyor. 3 metrenin içine Efe Mandıracı. 26-26. Arkaspor'un dün Ziraat Bankart'la yaptığı maçtaki ikinci set 32-30 tamamlanmış. Ziraat Bankart skoru 2-0 yapmıştı. Ama ardından etkileyici bir performans sergiledi Arkaspor. Setlerde eşitliği sağladı, maçı final setine taşıdı. Ve adını finale yazdıran taraf oldu. 26-26. Setlerde 1-1'lik eşitlik. 3. sette eşitlik. Serviste hata. Kritik. Bir kez daha set için servis kullanma fırsatı Halkbank için. Üçüncü kez set için servis kullanıyor. Mike Ama. Etkili servis. Ace. Mike Ama noktayı koydu servis sayısıyla. 28-26. Üçüncü setin skoru. Halkbank öne geçiyor. Mike Ama. Maçta ikinci kez servis sayısı üretti. Ligde de en çok servis sayısı üreten oyuncularından biri Ma. Halkbank'ın seti getiriyor aldığı sayıyla. İlk seti alan Arkaspor karşısında Halkbank yenik duruma düştüğü mücadelede öne geçiyor. Roser ekranlarınızda. Sarı kartına başvurdu Erdal Akıncı. Burutay Subaşı da Erdal Akıncı'nın yanında. Efe Mandıracı işaret bekliyor. Etkili servis mi? Dışarıda. Arkaspor'un toplamda 8 servis hatası var. Sadece 3. sette 10 servis hata yaptı Halkbank. Etkili bir hücum. Grozer 3-1 yapıyor. 3 metreye vurdu Grozer. Hücumdan 10. sayısını aldı. Evet.
topu Gazi Metin kullandı servis Ahmet'in üzerine. Etkili bir ucum daha Altbank'ta. Engabet farkı 1'e indiriyor. Yine güzel bir 6 numara hücumu izledik Altbank'tan. Mert Matic. Efe zorlandı. Burutay yükseltti. Rözer ikili blokla karşılandı. Burutay Subaşı arka alana doğru Engapet. Hafif bir dokunuş yetti Doğukan için. Sayı için 3-3. Halkbank eşitliği sağlıyor. Efe Mandıracı ekranlarınızda gözünde bir sorun yaşıyor. Ama oyuna devam edebilecek durumda olduğu anlaşılıyor. Mert Matic'ten bir servis daha geliyor. Burutay. Ulaş yine ortadan ucum. Kartev karşılandı mı ama bir ucum fırsatı daha buluyor. Yine Kartev Mert'ten savunma. Bir anlık anlaşmazlık. İnanılmaz bir hata. Arkası öne geçiyor. Kartev'in ucumu işte Mert karşıladı. Baykama, Engapet. Büyük bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Şaşırtıcı bu hata sonrasında. Arkası önde. Gözler'den etkili servisi karşılandı. Mimir etkili tamamlıyor. Dört dörtlük eşitliği sağladı Halkbank. Mimir Abdelaziz serviste. Ace! Mimir! Ahmet belki de daha sert bir smaç servis bekliyordu. Aslında çok daha yumuşaktı. Halkbank 5-4 önde. Bir maçtaki ikinci servis sayısını aldı. Bir servis daha kullanıyor şimdi. Bu kez filede. 5-5. Burutay. Bir hata da ondan. Ahmet. Doğukan'dan blok. Skoru 7-5 yapıyor Altbank. Doğukan bir kez daha sahnede. Grözer ekranlarınızda hayal kırıklığı yaşıyor bu bölümde. Doğukan oyuna sonradan girdi. Rakibine geçit vermiyor. Yine Grözer'e doğru bu kez bloğu aşıyor. Üst üste 3 sayı aldı. Halkbank, Grözer o seviye son sayı koydu. Nikolay Kartev serviste. Engapet rahat karşıladı. Engapet'le hücum ve sayı.
Çağatay'ın üzerine kullanıldı servis. Efe Mandıracı sıyalıyor. Çizgiye paralel etkili ucum Efe Mandıracı'dan. Ulaş Kıyak serviste fark 2. Kritik sette özellikle Arkas Spor için. Maykama ikinci pasta bıraktı. Efe Mandıracı karşıladı. Sayın fırsatı ama Efe Mandıracı bir elini uzattı. Enkapet rakip alana gönderdi. Çok ilginç bir rally izliyoruz. Efe Mandıracı bloktan sekti. Volkan Ma Enkapet. Hücumdan 10. sayısı Ervin Engabet'in. 15 sayıya ulaştı. Servisten 4 sayı üretti Engabet. Bu da hücumdan az önce elektiği sayı. Ahmet, Ulaş ve Ertuğrul Gazi Metin. Arka 8, Saltbank 10. Efe Mandıracı serviste. Nimir'in üzerine. 6 numaradan hücum. Mirza karşılandı. Burutay! Burutay farkı 1'e indiriyor. Arkasın 3 birlik serisi var. Burutay rakibin durumunu kontrol ediyor. Ve bir kez daha izliyoruz. Maykal Bağ karşılama çabasındaydı. Fark 1'e indi. Enkapet. Emir. Emir farkın daha da erimesine izin vermiyor. Emir Abdelaziz ekranlarınızda ve Ervin Engabet. Etkili servis Burutay karşıladı. Ulaş yükseltti, Burutay çapraza vuruyor. Volkan karşıladı, Engabet rakip alana gönderdi. Grözer! Arkas farkı bir kez daha 1'e indiriyor. Gazi Metin'den servis. Engapet iyi karşıladı, rahat karşıladı. Mirza hücum karşılanıyor. Burutay eşitliği sağlıyor. Burutay Subaşı'nın sayısı bir kez daha ekranlarınızda. Hücumdan 15. sayısı Burutay'ın. 11-11'lik eşitlik. Arkaslı oyuncular. Kemin yanında Nimir Abdelaziz ekranlarınızda. 24 sayılı maçın en skorer oyuncusu. Ertuğrul Gazi Metin'in zannediyorum bir sakatlığı var. Aslında dün de Nimir Abdelaziz'in parmağında bir sorun vardı. Fakat Nimir dünkü maçtan sonra Fenerbahçe Parolo Para ile yapılan yarı final karşılaşmasından sonra tedbir amaçlı kontrol edildi hastanede. Sıkıntılı bir durum olmadığı anlaşıldı. Bu maçta da etkili görev yapıyor. Maçın şu anda en skorer oyuncusu konumunda. Gazi Metin'den bir servis daha. Engapet. Nimir Abdelaziz bloğu kullanıyor. 25 sayıya ulaştı Nimir. Koş, 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 koş.
Akbank'ı öne geçirdi. 12-11. Mert'ten servis. Efe. Ulaş. Efe. Grözer kullanıyor. Volkan iyi karşılıyor. Emir etkili tamamlıyor. Halkbank bir kez daha önde ve Nimir serviste. Efe iyi karşıladı. Ve etkili tamamladı. Girmiş sayıya ulaştı. Efe Mandıracı. Genç smaçör. Tecrübeli pasör çaprazına Nimir Abdelaziz'e karşılık veriyor gibi adeta. Burutay'dan etkili servis. Maykama koştu, yükseltti. Köşeden hücum, savunma fırsatı. Ancak Halkbank bir kez daha sayı fırsatı buluyor. Üst üste ikinci hücumdan sayı çıkarıyor. Mirza Laguncia. O da 10 sayıya ulaştı bu sayıyla. Mirza serviste. Halkbank 14-13 önde. File üstündeki banttan sekti. Burutay Subaşı. Eşitlik bir kez daha skorboardda. Kartev serviste. Emir bloktan dışarı çıkıyor. Karşılıklı sayılar da geçiyor bu bölüm. Emir ekranlarınızda. Ve Doğukan Ulu kullanıyor. Burutay koştu, yükseltti. Efe Mandıracı müthiş vuruyor. ...15-15'lik eşitlik. Ulaş Kıyak kullanıyor servisi. Etkili. Volkan iyi karşıladı. Mert Matic sayıyı alıyor. İlk maçta yarı finalde 13 sayı üretmişti 6'sı bloktan. Maçta şu ana kadar 7 sayısı var. Düzeltiyorum, 8 sayısı var Mert Matic'in. Top zorlukla da olsa rakip alana gönderildi. Ancak bir kez daha eşitlik fırsatı geliyor. Arka spora Nimir buna izin vermiyor. Grözel'e blok. Nimir Abdelaziz'den. Maykama. Efe karşıladı. Ortadan hücum. Yetişemiyor Volkan ama müthiş de bir mücadele örneği ortaya koyuyor Halkbank'lı oyuncular. Yaşıyor Volkan Döne, Necip'in libero. Bir kez daha izliyoruz.
Halkbank mola hakkına başvuruyor. Bu seti alırsa Halkbank karşılaşmadan 3-1 galip ayrılacak, setlerde 2-1 önde. Arkaspor'un oraya tıkılabilmesi için maçın final setine taşıması gerekiyor. Bak bir ara 3 sayıydı. 17'lik üstünlük vardı. Aradaki farkı kapattı, hatta eşitliği sağladı Arkaspor ama şimdi hadi 17-16 Halkbank'ın üstünlüğü var. Efe Mandıracı servis hazırlığında. İşaret geldi. Filede kalıyor. Ervin Engapet. Skor 18-16. Etkili servis. Zorlukla karşılandı. Ama rakip alana geçti. Emir fırsat anını iyi değerlendiriyor. Fark 3'e çıkıyor. Emir'in sayısı bir kez daha geldi ekranlarınıza. Mola geliyor. Bu kez molayı Arkaspor alıyor. Az önce de ifade etmiştim. Halkbank kupayı en çok kazanan takım. Kupa voleyde ilk şampiyon Sönmez Filament. 1988-89 sezonunda oynattı kupa. Halkbank'ın 8 şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin 4. Yine bir dönem ligde ikili bir performans ortaya koyan Netaş'ın 4 kupa şampiyonluğu var. Halkbank setlerde 2-1 önde. Farkı 2'ye indirdi Arkaspor blok sayısıyla. Gördük bu arada karşılaşmanın önce Mertal Akıncı'dan servis kullanıldı. Engapet'in üzerine Maika Manivir'e doğru fileye vurdu. Fark 1'e iniyor. Kritik bir noktada 3 sayılık farkı koruyamadı. Halkbank. Gazi Metin kullanıyor. Engapet, Maykama Engapet. Efe Mandıracı karşıladı ama devamı gelmedi. Ervin Engapet. İtiraz var. Yürütülü değerlendirme sistemi devrede. Makama ekranlarınızda. Ertuğrul Gazi Metin ile konuşuyor. Glenn Hawk 2010 yılından bu yana görevli Arkaspor'da. Ve Erdal Akıncı incelemelerin tamamlanmasını bekliyor. FIVB A klasmanı hakemi. İkimizin Uluslararası Arena'da en yüksek klasmandaki hakemi Erdal Akıncı. Efe Mandıracı ve Burutay Subaşı
iki smaçör etkili performans ortaya koyuyorlar. Bert dün yarı finalde blok sayılarıyla ön plandaydı. Bugün hücumdan daha sayı, fazla sayı üretmiş durumda. İncelemeleri tamamladı. Yasin Okumuş. Erdal Akıncı inceleyecek, izleyecek ve son kararı verecek. File teması var mı yok mu? İncelenen pozisyon bu. Evet, 20-18 yapmıştı skoru. Altbank sayısı işaret ediliyor. Birazdan haksızca görme önce. Farkas bu altyazı. Glenn Hawk. Batuhan oyunda ve servis hazırlığında. Maçın belki de en kritik servisleri, en kritik karşılamaları. Efe, Ulaş, Grozer. Fark bire iniyor. Batuhan görevini tamamlıyor. Kenarda 20-19 Altbank üstünlüğü. Arka spor kullanıyor servisi. Zaman zaman çok etkili servisler kullanabiliyor. Grozer 4 servis sayısı var maçta şu ana kadar. Serviste Grozer'den etkili servis. Eşitlik fırsatı şimdi arka spor için. Ulaş koştu, yükseltti. Burutay! Müthiş savunma Engapet'ten. Bloktan sekti arka alanda Efe. Bir kez daha eşitlik fırsatı buluyor Arkas. İyi savunma örneği. Bu defa Mike Amağ'dan. Bir hücum fırsatı daha. Bu kez sayı geliyor. Efe Mandıracı. Harika bir ralliydi. Arkas burun sayısıyla tamamlandı ve eşitlik geldi. 20-20. 25 saniyeden biraz fazla sürdü ralli. Efe Mandıracı'nın sayısı bir kez daha geldi ekranlarınıza. Grözer'den bir servis daha. Yine etkili. Mirza zorlandı. Doğukan çevirdi. Engapet rakip alana gönderiyor. Sert biçimde ama. Efe Mandıracı karşıladı. Öne geçme fırsatı. Grözer 21-20 yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma. Finale yakışıyor. Halkbank onu hakkına başvuruyor. Grozer etkili servisler kullanıyor bu bölümde. Halkbank belki ucumlarda savunmada başarılıydı ama üst üste hücum fırsatı buldu. Evet, Efe Mandıracı ile aldığı sayı çok kritikçi. 21-20'lik üstünlüğü var Arkaspor'un. Seti alırsa Arkaspor maçı final setine taşıyacak. Kupa umudunu sürdürecek. Grözer etkili servislerine devam ediyor. Maykama koştu, yükseltti. Mirza arka alanda müthiş savunma Efe Bayram'dan. Burutay rakip alana gönderiyor. Nimir, Maykama, Nimir. Müthiş bir savunma daha. Yine Efe Bayram, Efe Mandıracı. Burutay karşıladı. Nimir sayıyı alıyor. 21-21.
30 sayıya ulaştı Nimir Abdelaziz. 27 saniye sürdü bu kez rally. Nimir'in sayısı üçlü bloğa rağmen sayıyı alıyor. Nimir şimdi de serviste. Ancak arka spor molasından sonra Halkbank az önce gol haklarını tamamladı. Arka sporda bu set için Ulaş, Efe, uzun yıllar arka spor forması yani şimdi Glenn Halk'ın yardımcılığını yapan Obravo'nun talimatlarını dinliyor. Mirza ile Burcu ekranlarımızda, Doğukan hemen yanında 21-21. Az önce Grözer'den etkili servisler geldi. Serviste ligde en etkili oyunculardan biri, birincisi hatta Nimir Abdelaziz. En çok servis sayısı üreten oyuncu. Serviste kritik noktada. İşaret geldi. Etkili servis. İyi karşıladı Ahmet. Buruta'ya doğru. Bloğu açtı. Sayıyı da aldı. Bir kez daha önde arka spor. Ulaş koştu, yükseltti ama Buruta'y subaşı. Alanda gelen pası çok etkili tamamlıyor. Şimdi de serviste. Burutay. Dışarıda. Serviste kritik hata. Ve bir kez daha eşitlik var mücadelede. İlginçtir bu sette. Arka spor Halkbank'tan daha fazla serviste hata yaptı. Mirza Lagumcu'ya kullanıyor. Ahmet. Ulaş, Efe dışarıda, blok teması olmadığını işaret ediyor. Erdal Akıncı, Halkbank öne geçiyor. Rakibin hücumdaki hatası, az önce serviste, şimdi hücumda. Mirza Lagumcu'ya kullanıyor. 23-22 Halkbank üstünlüğü. 23-23 oluyor. Karşılıklı hatalar. Başka oyunda, başlayan kenarda blok yüksekliği de sağlıyor bu değişiklik arka spora. Mirza kenarda Halkbank'ta. İzzet'le kurallara uygun değişikliğin yapılmasını istedirken İzzet'in de manşette daha önde olduğunu söylememiz mümkün. Tecrübeli oyuncu %21 mükemmel servis karşılama ile oynuyor. Mirza %20 ile Nicholas Hawk kullanıyor servisi. Serviste hata. Halkbank skoru 24-23 yapıyor. Bu hatayla maç için servis kullanma fırsatı buluyor. Şampiyonluk sayısı kullanma fırsatı buluyor Halkbank. 24-23. Maç için servisi Doğukan Ulu kullanıyor. Burutay. Ulaş, Burutay, blok, sayı geliyor. Halkbank kazanıyor. Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Halkbank. Müthiş sevinç yaşanıyor Bursa'da. Cengiz Gönlü Voleybol Salonu'nda. Halkbank 3-1 kazanıyor. Çok yakın geçti setler. Uzadı hatta. Dördüncü sette 25-23 tamamlandı. Arka spor ilk seti almıştı. Halkbank önce eşitliği sağladı. Son öne geçti. Dördüncü seti de alarak maçtan üstün ayrılıyor. Üst üste ikinci kez Kupa Voley'in sahibi oluyor. Geçtiğimiz yılda Kupa Voley'i kazanmıştı Halkbank. Bu yılda rakibine üstünlük sağlıyor. Toplamda en çok kupayı kazanan takım Halkbank. 9. şampiyonluğunu elde ediyor. Aksa Sigorta Kupa Voley'de.
harika bir karşılaşmaydı. Çok zorlu bir mücadeleydi. Halkbank kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İlk seti 25-23 almıştı Arkaspor. Aynı skorla ikinci sette Halkbank üstündü. Set için servis kullanmıştı. Üçüncü sette Arkaspor çevirdi Halkbank. Birkaç kez set için servis kullanma fırsatı buldu. 28.sinde sayıya ulaştı. 2 sayılık farka ulaştı. 28-26 aldı. Maçta bir adım öne geçti. Arkaspor 4. sette çok zorladı rakibini. Başa baş geçti mücadele. Öne geçtiler hatta, ancak Halkbank özellikle set sonunu çok etkili getirdi. Karşılaşmadan 4. setten 25-23 üstün ayrılan Halkbank 3-1 üstünde ayrılıyor. Ve Aksa Sigorta Kupa Voley'in sahibi oluyor. Ödül töreni için şimdi hazırlık yapılıyor. Tamer İnan'ın yanında görebildiğim kadarıyla Slobodan Kovac var. Röportaj için hazır. Söz şimdi Tamer İnan'da. Evet, Halkbank 9. kez Kupa Voley'de zafere ulaştı ve yanımızda takımın tecrübeli ve başarılı baş antrenörü Slobodan Kovac var. Coach, effort and congratulations, you reached the final and then you win the victory. What would you say, what's your feelings? Because really, we watched a great and tough quarter. Wow, really difficult game, understand. We can relax after 3 or 4 points and stand up, because the other side you have really fantastic service, one of the best player in the world, like Gosser, Mandaracci. My player, you know, doing perfect job, understand? I can say one thing, understand? This year Arkash don't go in first 4 team in the Turkish Championship, understand? And put everything, understand, to play this final and to win the cup. For that, you know, we play our maximum, and I'm satisfied, and you know, congratulations to my player and my staff, because doing fantastic job. Coach, what did bring the victory today? But services. It's a big emotion, because I lived in Turkey with the Turkish Cup and the championship. For that, you know, my team and I will try everything to repeat this satisfaction, understand? And, you know, thank you to everybody, understand? Because today we see the high level of volleyball, and, you know, all people here and in television must be satisfied about that. Thank you. Thank you. And congratulations again. Thank you. Take care. Evet, Slobodan Kovac duygularını aldık. Gerçekten karşılaşma öncesinde çalışmıştık dedi. Bugün duygular kazandı dedi. Bildiğimiz bir karşılaşmaydı. Bildiğimiz bir rakipti aslında dedi. Zor bir karşılaşmaydı. Ekibimi ve oyuncularımı kutluyorum dedi. Söz Faruk Mutkan tekrar sizde. Teşekkürler Tamer İnan. Glenn Hawk 2 sezon 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Halkbank'ın başındaydı. Orada şampiyonluğa ulaşmıştı iki sezonda Halkbank ve bu son şampiyonlukları oldu. Glenn Hawk yönetiminde, ki kendisi de az önce vurguladı, ayrılırken kupayı ve şampiyonluğu kazanmıştık takımda dedi. Şimdi yine kupa Kovac yönetiminde Halkbank'ın. Maçtan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Caner Rumcu yönetimindeki tecrübeli ekibimiz görüntüleri aktarıyor sizlere. Kadınlarda Aksa Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk için mücadele edecek 4 takım karşı karşıya gelmişti hafta sonunda Ankara'da. Biz o mücadeleleri bir tür şampiyonluk provası olarak görmüştük. O şekilde aktarmıştık sizlere. Aslında benzer durum Arkaspor haricinde yine yaşandı.
şampiyonluk için mücadele edecek Halkbank, Fenerbahçe Parola Para ve Ziraat Bankkart karşı karşıya geldiler. Ama Arkas Spor ilk dörtte yer almıyor. Beşincilik ve sekizincilik mücadelesi veriyor. Bir röportajımız daha var. Söz bir kez daha Tamer İnan'da. İşte şimdi de yanımızda üst üste ikinci başarının, ikinci kupanın toplamda 9. zaferin gizli kahramanlarından biri Halkbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ergin Kaya var. Sayın Başkan, öncelikle tebrikler. Herhalde siz de biz içeride, siz tribünde büyük bir heyecan içerisinde izlediniz karşılaşmayı. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok heyecanlı bir maç oldu çünkü. Gerçekten ilk olarak rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Arkas muhteşem bir voleybol oynadı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bugünkü maçı çok güzelleştirdiler. Türk voleybolunun bulunduğu yeri göstermesi açısından kıymetli bir maç oldu. İki takım da çok iyi voleybol oynadı. Yani voleybolun bu yılki en iyi maçı bu oldu diyebilirim. Kazandığımız için çok mutluyum. Biz bulunduğumuz tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyoruz. İkinci yıl üst üste bu kupayı almak da bizim için çok mutluluk verici bir durum. Kupayı bize büyük destek veren genel müdürümüz ve kulüp başkanımız Osman Arslan Bey'e armağan etmek istiyorum. Ayrıca buraya gelen Halkbank taraftarlar da müthiş bir destek verdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi artık bu maç bitti. Kupamızı alacağız ve final grubundaki şampiyonluk hedefimiz için çalışmaya hemen başlayacağız. Gerçekten salonda müthiş. Burada Cengiz Gölü voleybol salonu müthiş bir voleybol şirleni, zevki, keyfi yaşandı. Bu da TRT Spor ekranlarından yansıdı ama sizin karşılaşma öncesinde bir skor tahmininiz var mıydı karşılaşmayla ilgili? Yoksa sizin düşündüğünüzün dışında bir karşılaşma mı gerçekleşti? Ben maçın zor geçeceğini biliyordum. Çünkü Arkas'ta daha önce de oynadık. Arkas çok iyi form tutmuş bir takım. Biz de formdayız ama Arkas çok iyi voleybol oynayan bir takım, bir ekol. O anlamda zor olacağını biliyordum. Aslında 3-0 olmasını tercih ederdim ama bu da çok iyi bir skor. Başarmak önemli. Biz kazandığımız için çok mutluyum. Tekrar tebrikler. Tebrik ediyoruz. Bundan sonra için başarılarınız devam diliyorum. Çok teşekkür ediyorum TRT'ye de. Her zaman yanımızda oldukları bu yayınlarda. Teşekkür ediyorum. Yayınımıza katkı verdiğiniz sağ olun Sayın Başkan. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Ergin Kaya'nın Halkbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısının görüşleri bu yöndeydi. Artık seremoni içinde son hazırlıklar yapılıyor diyelim. Röportajlarla tekrar karşınızda olmak üzere sözü tekrar Faruk'tan size bırakalım. Tamer, teşekkürler. Hazırlıklar yapılırken işte Demir Abdelaziz ekranlarınızda 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Belki de finalin en değerli oyuncusu olacak. Ona 16 sayıyla Ingapet eşlik etti. Mirza 10 sayı üretti. Arka spordaysa şu üçlü Efe Mandıracı, Brutay Subaşı ve Görk Rözer skor yükünü taşıyan oyuncular oldular. Arka sporun en skorer oyuncusuysa 22 sayıyla Efe Mandıracı'ydı. Genç smaçör iyi bir performans ortaya koydu. Aslında Arka Spor da belki de sezonun en etkili performansını ortaya koydu. Az önce de ifade etmiştim, 5.lik ile 8.lik arası için mücadele edecek zorlu rakipleri var. O karşılaşmalar öncesinde adeta gözdağı verdi Arkas Spor. Kupa için yüklendi ama Halkbank kazanan taraf oldu. Tamer İnan, söz bir kez daha sizde. Ve günün başarılı isimlerinden, önemli isimlerinden, etkili isimlerinden Doğukan Ulu yanımızda. Doğukan, neler söyleyeceksin? Güzel bir karşılaşma oldu. Böyle zor bir maç bekliyor muydunuz? Görüşlerini alayım. Vallahi rakibimiz çok iyi oynadı. İlk önce onları tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele oldu. Finale yakışır bir mücadele oldu. Kendi takımımıza çok tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kupanın sahibi biz olduk. İnşallah bu başlangıç diyelim. İnşallah darısı lig şampiyonluğunu istiyoruz inşallah. Biz de seni fazla tutmayalım. Tekrar tebrik edelim. Takım arkadaşları seni bekliyor. Teşekkürler. Orada. Kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Başarılar. Evet, Doğukan Ulu'nun görüşlerini aldık. Şimdi artık takım yerini almaya başladı. Seremoni başlamak üzere. Gerçekten de son derece güzel bir organizasyona imza atıyor. Bursa'da, Ankara'dan sonra Kupa Voley'deki seremoni hemen hazırlandı. İşte görüyorsunuz. Görevliler, federasyondan yetkililer, gönüllüler hemen seremoni için hazır hale getirdiler salonu. Bir karmaşa da söz konusu değil bakın. Özenli bir çalışmanın olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Az önce Doğukan mutluluğunu ifade etti.
Oyuna sonradan girdi. 4 sayılık katkı sağladı. Mert Matić 9 sayıyla oynadı orta oyuncular. Ayrıca Emre Tayaz da oyunda olduğu süre boyunca bu kupa için 7 sayı üretti. İyi bir orta oyuncu katkısı sağladı Halkbank mücadelede. Tamer, bir kez daha söz sende. Şimdi Nimir Abdülaziz, takım kaptanı yanımızda, müthiş bir oyun çıkardı. Yes Nimir, congratulations. Thank you. You really played great. You, there were a great team on Salon. What's your feeling? What's your feeling? Of course, it's amazing feeling. I think it was a great game for the final. Every set was really close. But we made it to win it. They are a great team. You see with Greuze, with the serve, he gave us a lot of difficulties. But in the end, we stayed there and we managed to win the game. So we are really happy. It was one of our goals. Today we celebrate, tomorrow we celebrate, and then we have playoffs again. So it is really nice. Thank you and good luck. Okay, yeah. Evet, şimdi Nimir Abdülaziz anons edildi. MVP'si, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Kendisi de zaten amaçlarımızdan birine ulaştık dedi. Şimdi sırada diğer amaçlarımız dedi. Artık ödüller sahiplerini buluyor diyelim. Seremoniye katılalım. Maçın en değerli oyuncusu işte Nimir Abdülaziz ödülünü Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün Dağ'dan alıyor. 30 sayı üretti Nimir. Servisten 2 bloktan 1 sayısı vardı. Ucundan en çok sayı üreten oyuncu konumundaydı. Aynı zamanda haliyle finalin en değerli oyuncusu Nimir Abdülaziz. Sevincini takım arkadaşlarıyla kutluyor, yaşıyor. Sezonun kupasını almış oldu böylece Halkbank. Belki de şampiyonlukta da en güçlü aday olarak gösteriliyor. Ligin ilk 25 maçında yenilgi yüzü görmedi. Son karşılaşmada Fenerbahçe Parolo Para'ya yenildi. Bir yenilgiyle tamamladı ligin ilk etabını. Halkbank kupada yarı finalde rakibine üstünlük sağladı. Fenerbahçe Parolo Para adını finale yazdırdı. Arkaspor yine şampiyonluk mücadelesi verecek. Ziraat Bankart'ı yendi yarı finalde 5 set sonunda 2-0 geriden gelerek adını finale yazdırdı. Finalde de etkili bir performans ortaya koydu. Önce Arkaspor takım oyuncuları ikincilik ödüllerini alıyorlar. Nicholas Hawk. Ardından Demirkan Öztürk. Nikolay Kartev, Efe Mandıracı, Arkaspor'un en skorer oyuncusuydu. Brutay Subaşı, o da 19 sayı üretti Gök Rözer'le birlikte. Bu iki oyuncu 19'ar sayıyla katkı sağladılar. Rözer 4 servis sayısıyla dikkat çekti. Ve Nicholas Hawk, tecrübeli Kanadalı teknik adam, o da ödülünü alıyor. İkincilik ödülünü alıyor şimdi de Arkaspor takımı İzmir ekibi. Kaptan Ulaş Kıyak hazırlandı. İkincilik ödülü Arkaspor'un Aksa Sigorta Kupa Voley'de.
Tebrik ediyoruz Arka Spor'u. Başarılar diliyoruz. Pazartesi günü 5-8 ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek İzmir'de. Onun yanında Rand Group Alanya Belediyesi Sportoto karşılaşması var aynı gün. Final etabında da Salı günü ilk maçlar oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 3 maç üzerinden, yani kazanılmış 2 maç üzerinden 2 maç alan adını finale yazdıracak. Final serisinde 3 maç kazanan şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Parola Para ligi 2. sırada bitirmişti. Ziraat Bankart 3. Zorlu bir final etabı mücadelesi verecekler yarı finalde. Salı saat 13'te bu karşılaşma naklen ekranlarınızda olacak. Diğer karşılaşma saat 18'de Altbank'la Galatasaray Hediye Sigorta arasında. Bir dönem Altbank takımında yöneticilik yapmıştı. Selahattin Süleymanoğlu ödül töreninde o da yerini almış durumda. Emir Abdelaziz işte. Ahmet Göksu da orada. Volkan Döne tecrübeli libero. Emre Tayaz dikkat çekici katkı sundu. Mirza Laguncu'ya genç oyuncu, milli takımımızın da önemli oyuncularından biri, tıpkı Mert Matic gibi. Jordan Perrin kısa süre oyunda kaldı. Michael Ma yine takımını iyi yönetti. Jay Blankenau Arka Spor'a bir dönem hizmet etmişti. Şimdi Akbank kadrosunda sonradan katıldı. Serhat Coşkun ligde kritik karşılaşmalarda görev aldı Nimir'in yerine. Batuhan Duman ödülünü alan bir diğer oyuncu ve Erwin Engapet, dünyaca ünlü yıldız, Fransız oyuncu. Deniz İvgen, o da zaman zaman görev alıyor, liber oyuncu. Doğukan Ulu oyuna sonradan girdi finalde. İzzet kritik anlarda sahadaydı. Bir başka tecrübeli pasör Aslan Ekşi. Sakatlığı sonrasında henüz forma girmiş değil ama o da takımıyla birlikte ve Slova'dan Kovac. Halkbank'taki ikinci dönemi, ilk döneminde 2 şampiyonluk kazanmıştı Halkbank. Final etabındaki zorlu karşılaşmalar öncesinde bu kupayla aynı zamanda moral buluyor Halkbank. Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşıyor. Şimdi kupa zamanı, kupanın havalandırılması zamanı. De kendilerine yer buluyorlar seremonide. İşte Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kupayı Kaptan Demir Abdelaziz'e takdim ediyor. Teknik ekip de yerlerini aldı. Demir Abdelaziz kaptan, ligin en değerli pasör çaprazı, ligin set başına en çok sayı üreten oyuncusu, ligin en çok servis sayısı üreten oyuncusu, kupada finalin de en değerli oyuncusu oldu. Önce poz veriliyor. Ve Aksa Sigorta Kupa Voley Arka Spor'u finalde yenen Halkbank'ın oluyor. Bursa'da Cengiz Gönlü Voleybol Salonu'nda büyük sevinç yaşanıyor. İşte sevinç görüntüleri, işte kupayla mutluluk anları. Halkbank kazanıyor. Söz Tamer İnan'da. Ve
Aksa Sigorta Kupa Voleyi de işte şampiyon kupasına kavuştu. İşte bu organizasyonda önemli pay sahipleri de yanımızda, bir tarafta Oğuz Bey, Oğuz Örken Bey. Aynı zamanda Aksa Sigorta'nın da icra kurulu başkanı ve CEO'su. Diğer tarafta da federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündar. İzin verirseniz Oğuz Bey ile başlayacağım. Sayın Başkan. Oğuz Bey, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Sizin sponsorluğunuzda gelişti. Nasıl bir karşılaşma oldu? Görüşleriz alalım. Valla açıkçası yaklaşık 5 gündür Aksa Sigorta Kupa Voley günleri yaşıyoruz. Kadınlarla başladık, erkeklerle. Harika bir atmosfer. Arkas, Halkbank, nefis görüntüler, ama burada daha önemli bir şey var. Oraya bence gidelim. Bir evlilik teklifi var. Bu çok daha önemli. Çok mutluyuz federasyonumuzla beraber bu etkinlikte olduğumuz için. 6 yıldır yapıyoruz. Mutlaka devamını getireceğiz inşallah. Sayın Başkan, sizinle görüşelim. Ben çok mutluyum. Bir mutluluk da şu anda yine milli takımın oyuncusu. Evet. Marko Matić kız arkadaşına evlilik teklif etti. O da dünya çapında tekvandocumuz İrem Yaman'la bir güzel, mutlu bir hayatın başlangıcını, evlilik teklifini yaşadık. Ben burada Aksa Sigorta, sevgili kardeşim Yavuz Bey olmak üzere, başta olmak üzere ve ekibine teşekkür ediyorum. Hem kadınlarda hem erkeklerde Türk voleybolunun nereye geldiğini, kupada nereye geldiğini, liglerde nereye geldiğini ve Türk voleybolu dünyada, Avrupa'da nerelerde olduğunu hep birlikte canlı şahidiyiz. Siz TRT ekranlarından da bütün maçlarımızı yayınlıyorsunuz. Ben şunu belirtmek istiyorum ki önümüzde çok bir zor süreç var. Ve bugün gördüğünüz erkek takımın da olimpiyata gitme şansı hala devam ediyor. Dolayısıyla umut ediyorum ki erkekler de olimpiyat vizesi alacak ve kadınlarla birlikte tarihinde ilk defa böyle bir başarı gerçekleşecek. Bu da bizi mutlu edecek. Camiamı mutlu edecek. Ülkemi mutlu edecek. Onun için çok mutluyuz. Ben tebrik ediyorum final oynayan takımlara. Her ikisine de finalde başarılar dilemiştik ve sonunda da Halkbank ipi göğüsleyen takım oldu. Arkas finalde çok güzel mücadele etti. Bence bu sezonun en güzel maçlarından birini izledik. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür de TRT Spor'a ve sizlere. Büyük emek sarf ediyorsunuz. TRT Spor, TRT Yıldız müthiş işler yapıyor. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizler de yayınıza katıldığınız için ve değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, her iki başkanın da görüşleri bu yöndeydi. Kadınlarda Kupa Voleyi'de Fenerbahçe Opet'in ardından işte Halkbank'ta ikinci zaferi erkeklerde ulaştı ve Kupa Voleyi'nin sahibi oldu diyelim. Sözü tekrar buradan Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndan, Bursa'dan sevgili Faruk Mutkan sizlere bırakalım. Teşekkürler Tamer. Kısa bir ara rica ediyoruz. Şimdi sonrasında yine birlikte olacağız.